Kadi Abdülvehhab, Irak Maliki Fakih, Edip, Şair. 7 Şevval 362'de Bağdat'ta dünyaya gelen Kadi Abdülvehhab, Bağdat-Rakka arasındaki Rahbe şehrini kuran Abbasi emiri Malik bin Tavk'ın soyundan tanınmış bir ailedendir. Onun edebi ve ilmi şahsiyetinin oluşmasında ailesinin çok büyük etkisi vardır. Irak Maliki mezhebinin önde gelen isimlerinden olan Ebu Bekir el-Ebheri, Ebu Bekir el-Bakillani, İbnül Cellab, İbnül Kassar, Hüseyin bin Muhammed et-Dekkak el-Askeri, İbni Şazan el-Bağdadi ve Ebu Hafs İbni Şahin gibi alimlerden eğitim almıştır. Kaynaklarda kendisinden fakih, şair ve edebiyatçı olarak bahsedilen Kadi Abdülvehhab, yargı alanında da faaliyetlerde bulunmuş, Irak bölgesindeki Baderaya ve Baküsaya ile Siirt ve Dinever şehirlerinde kadılık yapmıştır. Ömrünün sonuna doğru ekonomik nedenlerle Kahire'ye göç etmiştir. Kahire'de Maliki kadılığı yapan Abdülvehhab, buradan Mağrib ve Endülüs'e gitmeyi istese de buna muvaffak olamamıştır. Kadi Abdülvehhab, Irak ve Mısır'daki kadılıkları sırasında eğitim ve öğretimle meşgul olup pek çok öğrenci yetiştirmiştir. Bunlar arasında İbni Amrus el-Bağdadi, Abdülhak bin Harun es-Sıkılli, Ebu'l-Fazl Müslim bin Ali et-Dımeşki, İbnü'ş-Şemmah el-Gafiki, Hatip el-Bağdadi ve Ebu İshak eş-Şirazi gibi alimler ve daha birçok Endülüslü ve diğer Maliki ulema bulunmaktadır. Kadi Abdülvehhab, Şaban 422, Ağustos 1031 tarihinde Kahire'de vefat etmiş ve Karafetü's-Sûra kabristanında İmam Şafii, İbnül Kasım ve Eşhep el-Kaysi'nin mezarlarına yakın bir yere gömülmüştür.